Herkese merhaba. Nuri Bilge Ceylan'ın Kasaba filmini ele alacağız. Karakterlerin temel ve ortak özellikleri, ortak temalar, filmlerin birbiriyle olan ilişkilerini konuşacağız. Sadece şöyle bir şey var. Son film Kruotlar üzerineyi biz daha yeni sinemada izledik ve gelip hani konuşuyoruz üzerine. Filmin hani kendisine ulaşamadığımız için o yüzden kullanacağımız görüntüler daha fragmanlardaki görüntüler olacak. Daha kısır görüntüler olabilir. Şimdiden bunu da söylemiş olalım. Film bir prologla açılıyor. Bu prologda bir tane deli var. Çocuklar işte o deliyle eğleniyorlar, şakalaşıyorlar, onu yere düşürüyorlar. Ondan sonra da film açılıyor. Böyle bir prolog var bu sahnenin kendisinin. Sence nasıl bir yeri var? Hem kasaba açısından hem de Nuri Bilge Ceylan sinemasının genel yapısı açısından. Yani onlar kendince bir oyun oynuyorlar. Orada bir çizgi çiziliyor. O eşiği geçemiyor. Genel sinemasının karakteristiği böyle şehre gidemeyenler, kalanlar. Zaten kasabada Saffet bunun mücadelesini veriyor film boyunca. Bu sahneyi Saffet de izliyormuş gibi de Tabii gösteriyor tabii zaten. Saffet bunu ibret alem gibi izliyor. Yani burada kalanların sonu bu gibisinden bir bilgiye dönüşüyor. Bu bilgi kış uykusunda Aydın'ın kaldıktan sonra kendisini delirdim galiba demesine de karşılaştırılabilir. Nihal, gitmedim. Gidemedim. Artık yaşlandım mı? Kafayı mı oynattım? Yoksa başka bir adam mı oldum? Nasıl istersen öyle düşün. Bilemiyorum. Nuri Bilge Ceylan sinemasında gidemeyenler grubunda birisi. Onun için burada da bu çizgiyi geçememek aslında bir anlamda kış uykusundaki rayları geçememek. Yani diğer tarafı İstanbul olarak konumlandırıyor. İstanbul'a gitmek. Çünkü büyük şehir olarak nitelendirdiği yer kasabada işte Mayıs sıkıntısı uzakta da İstanbul olduğunu anlıyoruz. Aydın da zaten İstanbul'a gidemiyor. Bu çizgiyle istasyondaki raylar aynı anlama gelir. Yani bir tür delirme hali olması şundan kaynaklanıyor bence. Çünkü orada aslında saygınlığını yitirdiği bir yer gelir. Hani karakterin ya ayrılamıyor. Kadın seninle beraber olmak istemiyor ama sen de gidemiyorsun. Çok güçsüzsün. Öyle olunca saygınlığının peyderpey azaldığı bir yere getirir zaman seni. Herhalde buradaki deli de aslında sanki öyle bir şey yaşamış da o kasabada kala kala artık her şeyini de kaybetmiş bir konumu var yani. Saffet de bunu izleyip korkup yani burada ben kalırsam ya delireceğim ya burada işte daha sonrasında şey koyunları falan izliyor ya kesilen hayvanları falan izliyor. Böyle burada yok olup gideceğim korkusuyla gitme isteği olan bir karakter. Karakterler güçsüz düşerse yani böyle çok büyük kayıplar yaşadığında kendisi için yeni bir plan oluşturamadığında abla devreye giriyor. Yani bu anne de olabilirdi. İnsan zayıfladığı zaman en güvendiği kişi annesi oluyor hani bir nevi. Abla da annenin yerini tutup öyle bir ilişki devam ettirebiliyor. Çünkü yaşlar yakın, daha çok şey paylaşıyorsun vesaire. Burada bir ablanın devreye girip onunla beraber düşündüğü yerler geliyor. Ama burası aynı zamanda onunla çok zayıf, yani karakterin zayıf düştüğü yerler olduğu için karakteristik orada ablanın bir toparlayıcı bir unsur olarak devreye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada da hani bir çocuk zaten ablayı gözlüyor. Anneyle yan yana olmaya çalışıyor vesaire. Kendi babası da gitmiş. Amerika'da bir şeyler denemiş. Sonra da geri gelmiş. O kasabaya sığınmak zorunda kalmış. Babasının hikayesini devam ettiriyor. Hani babası da diyor ya ben de anlamadım sen gittin Amerikalarda okudun. Ne işe yaradı bunlar çıkıp yine geldin benimle aynı şeyi yapıyorsun gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla burada şey hikayeleri yani hep böyle zayıflamış, gerilemiş ve işte bir kasabaya kadar gelmiş babasıyla aynı hikayeyi devam ettiren karakterlerin hikayeleri. Dolayısıyla da bir zayıflık hikayesi olarak okunmuş oluyor. Yani bizim açımızdan baktığımızda daha zayıf karakterler. Ateşin başındaki sahnede Saffet dışarıda duruyor. Hani onun bir ablası yok, annesi yok, babası yok. Orada bir kimsesiz bir karakteri oynuyor. Dolayısıyla bu kadar kimsesiz kalırsan bu kadar küçük de bir yerde o zaman Saffet'in gitmek istemesi de bu anlamda o karakter için doğal bir hal alıyor. O aileye dahil olabilse belki orada kalmak isteyecek çünkü o böyle dışarıya gidip yeni bir başlangıç yapacak kadar güçlü bir karakter değil ki uzakta da görüyoruz bunu. Mayıs sıkıntısında da görüyoruz. Yani İstanbul'a gitmek için başka bir yere gitmek için başka birinin desteğine ihtiyacı olan biri.
Saffet burada bütün bir aileyi tehdit ediyor yani. Bütün bu aile ya orada kalacak ya gidecek. Aile de gitmek istemiyor belli nedenlerden dolayı. Onlar da hemen Saffet'in üzerine yükleniyorlar. Yani bu gerçeklikler üzerine bir gerçeklik burada inşa edemeyiz. Böyle öfkeli Evet. olmaları nedeni ona hak vermelerinden de kaynaklanıyor. Karşı tarafın da o eğlendiği, orayı idare ettiği şeyleri de sabote etmeye başlıyor belli bir noktadan sonra. Hani... Ben ömrümün sonuna kadar buralarda çürüyüp gitmek istemiyorum doğrusu. Askerde de hep düşündüm durdum bunları. Ne biçim konuşma o Saffet? Hiç öyle şey olur mu? Saffet oğlum, o nasıl söz? Sen bakma. Memleket hasreti hiçbir şeye benzemez. Soğan ekmek ye ama kendi toprağında olsun. Yani Nuri Bilge Ceylan sinemasının karakteristiği aslında bu. Birçok karakterinde olduğu gibi. Benim burada yaşamama nedenlerim bu. Bunun aksi bir neden söyleyebilir misin? Diyor mesela o ahlat ağacında, ağacın altında Hatice ile konuştukları sahnede. O da onu küfür gibi alıyor. Kriz geçiriyor. Bakıyor ki yani virüs gibi yayılıyor. Doğru dedikleri bir anlamda da doğru diyor yani. Hani bir argüman getiremediğin zaman hemen enfekte olup bir başkasına bulaştırdığın bir şeye dönüşüyor. Ne bileyim, burada kalmaya pek niyetim yok ama. Neden? Ne bileyim, sevmiyorum buraları. Dar kafalı, hoşgörüsüz, bezelye taneleri gibi birbirine benzeyen bir sürü insan. Burada ömür çürütmeye niyetim yok yani. İyi, sen kaç kurtar kendini o zaman. Biz bir çaresine bakarız. Nasıl? Biz ömür mü çürütüyoruz yani burada? Bir de zaten şey, kısa filminde, yani bir önce sadece kısa filmi var, Koza. Orada da zaten yine annesi babası oynuyor ve anne zaten İstanbul'a gidiyor. Yani bir kavga falan oluyor Evet. aralarında ve çıkıp gittiğini görüyoruz. Evet. Koza'da zaten o var. Yani şey, birebir aynı kişi oynadığı için var. Bu kadar muhafazakar bir karakter değil orada zaten. Daha da genç galiba. Evet. Yani ama burada peyder pey artık burada kasabada kalmaya ikna olmuş anne. Dolayısıyla da dediğin gibi oralara böyle çok girmek istemiyor. O çok özel bir karakter aslında sinemasında giden kalın karakterlerden ziyade kalanların orada yaşadığı sansasyonel entrikalar meşhur. Mesela kurotlar üzerine de aynı şey. Bir zamanında oldu da aynı şey. Kalanların yaptığı tercihler. Bir anlamda Ahlat Ağacı'ndaki anne de aynı şekilde. İki tane erkeğin içinde bulunduğu bir entrikaya neden oluyor. O erkekler bir zamanında oldu da diri diri gömüyorken biri diğerini Ahlat Ağacı'nda kulübeye gitmesine vesile oluyor. Geçen gece sabaha doğru uyandım, baktım bu yok yanımda. Böyle derinden uğultu gibi garip bir ses geliyor. Kalktım, salona geçtim, baktım bu orada. Ağlıyor karanlıkta. Ne? Nasıl ya? Nasıl ağlıyor yani? Ağlıyor ama bugüne kadar görmediğim böyle bir uğuldama, inleme gibi. Acayip bir şey. Allah Allah. Sanki karnı ağrıyormuş gibi. Ne diye ağlıyormuş ki? Ya işte köpeği kayboldu ya. Çoban nerede peki çoban? Köyde mi? Çoban yerleşti köye iyice. Pek gelmiyor artık. Tevekkele bir sessizlik çökmüş diyorum ya zaten. Artık iyi bir şey mi yoksa kötü mü orasını bilemedim de. Dedemin mahzeninde kalıyor artık çoban. Hangi mahzen? Evin altında var ya, o sıçan dolu nemli oda, oraya işte. İyi, hadi bakalım. Tam bulmuş yerini. Kuru otlarda da Fransız usulü Dreamers tarzı gibi duruyor ama uzaktan. Biraz daha yakından baktığın zaman Kader filmine benzetmek daha ideal. Ama uzaktan baktığın zaman Dreamers. Uzaktan bakarsan Paris, yakından bakarsan Paris gazinosu. Annenin konumu en fazla şey olabilir. Sonuçta oğlu var. Oğlunun eşi bu durumda Asiye ve Ali'nin anne babası oluyor yani. Şey, yeni gelmişler Amerika'dan. Küçücük bir yere gelmişler. Yani o kadın da gitmek isteyebilir. Aynen Saffet gibi. Yani onun da aslında çok fazla uzun süre kasabada kalmama gibi bir planı vardır belki de. Ama bu planı destekçisi olacak kimse yok ortada. Zaten en büyük tedirginlik o yengenin olaylara nasıl reaksiyon göstereceği. Anneanne bunun çok farkında. Ondan dolayı anneanne kendi ihtiyaçlarını erteliyor bir anlamda. Şehire gitme ihtiyaçları oğlunun birlikte olduğu kadını harekete geçirebilir. Otur oturduğunuz yerde diyor ama kış uykusundaki Necla'nın ne yaşadığını tam anlamıyla insanların çözümleyemediği. Buraya geldiğine pişman mı? Pişman değil mi? Gitmek mi istiyor? Kalmak mı istiyor? Ne olduğu belli olmayan daha böyle içten pazarlıklı.
Ama daha çok tabii kendi sermayesini koruyan bir kişiye dönüşüyor. Burada kasabadaki annenin yaptığı şeyle gelin gitmek üzere mesajları sermayenin bizde kalması lazım. Bak boşanma esnasında bir şeyler kaybetme. Aynen, son sahnede şey diyordu, diyor anne, onu diyorsun değil mi? Bir tane kadının eşi ölmüş ve diyor ki Evet. keşke kadının üzerine bir şeyler yaptırsaydı, böyle ortada kaldı diyor. O arada onu oğluna söylüyor. Kocası sağken üstüne biraz tapu yaptırsaymış iyi olurmuş. Meydanda kalmazdı böyle. Aralıkta kaldı. Baban sağken üstüme biraz tapu yaptırsam iyi olur herhalde. Ha? Burada dolaylı anlattığı o hikaye nasıl davranması gerektiği üzerine yaptığı bir şey. Ama oğlu oyunun farkında değilmiş gibi duruyor. Ya bir de şöyle, Saffet mevzu varsa bence diğer çocuklar açısından da ortak bir taraf var. Şimdi Saffet çok öfkeli. Okuldaki çocukları falan gördüğümüzde de hani daha öfkeli çocukları Evet. görüyoruz yani. Yıkıcı duyguları var çünkü burada bir sahipsizlik o öfkeyi doğuruyor. Yani mesela bir öğretmen var. O öğretmenin kendisi sınıfla o kadar da ilgili değil yani. Belki de orası da zaten bir kasaba, gitmek isteyen bir öğretmen bu. Bu sahipsizlik onlarda zaten otoriteyi yıkıcı bir duygunun oluşmasına yol açıyor bana kalırsa. O yüzden de yani Saffet'in öfkesini biraz o kimsesizliğine de bence vurabiliriz. Haklı ya da haksız olmasının dışında böyle bir kaynağı da var yani. Çünkü insanın evrimi ortada. Bu kadar çok hayvani, bu kadar çok yıkıcı olması, dizginlenmesi zor olan bir öfke köyde bunun için daha fazla fırsat buluyor. Aslında hayvanların daha böyle olu orta olması, bir akıl hastasına acı çektirmeleri, dalga geçmeleri şehirde bulabileceği fırsatlar değil. Mesela o kardan adama zarar vermesi tam bir Oidipus hikayesi oluyor. Allah tacında babaya dönüşüyor o. Bir de şey var. Zaten temel hikaye o ya, o derste geçen. Hocanın sınıf içerisinde Asiye'yi aslında bir nevi yani o çocuk için aşağılandığını düşünecek bir şekilde onunla iletişimi Evet. kurması. Asiye, kızım fark etmiyor musun sen bunun koktuğunu? He? Öğretmenim, ben bunun koktuğunu hissedemedim. Zehirler seni bu kızım. Annen hiç dikkat etmiyor mu beslenmeni hazırlarken? Hiç çocuğa böyle şey konur mu? Hadi kızım, götür at sen bunu elinize. Evet, dersimizin konusu toplum hayatını düzenleyen kurallar. Kim okumak ister? Diğerleri iyi dinlesin. Çünkü arkadaşınızın okuması bitince anlattıracağım ona göre. Evet. Yok mu okumak isteyen? Nazlı, sen oku bakayım kızım. Toplum hayatını düzenleyen kurallar. Hoca tarafından dışlanmış olması onda şey duygusu oluşturuyor. Aslında bir ittifak duygusu. Yani o hocayı aslında öfkeli. Aynen erkek çocukların o kardan adamı itmesi gibi. O hocaya zarar da vermek ister ama bunu tek başına yapamaz. O zaman bunun için bir ittifaka ihtiyacı var. Bunu pratik olarak sınıf içinde böyle bir şey göremiyoruz tabii. Yani bu ittifaklı hocaya bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir şey yok ama kardeşini şiddete cesaretlendirmesi içinde o yaşadığı öfkenin aslında bir dışa vurumu. Yani orada kardeşini hazırlıyor gibi bir şey. İttifak kuvvetine dönüşüyor kardeşi. O kız çocuğunun içinde de aslında o otoriteye karşı bir öfke var. Ama o öfke çok belirgin değil de kardeşi üzerinden biz görebiliriz gibi bir şey var bence. Asiye aslında öğretmeni bir yere konumlandırıyor. O konumlandırdığı yerle alakalı bir problem yaşıyor. O kardeşini daha altta olan hayvanlar, mezardaki yatan adamın üstünde zıplaması, hayvanlara kanalize etmesine neden oluyor. Hocasına öfkelendiği için. Hocasına öfkelenmesinin nedeni ne? Hocasının onu aşağılaması. Aşağılarken hangi argümanı kullanıyor? Orada küçük, çok fazla ilgi gösterildiği belli olan sarışın kıza söz hakkı vermesi. Bu gizli olan bir şey. Normalde kuru otları çekmemiş olsa 5 yıldan başlar bunu böyle analiz etmek. Analiz Derler etmek. der olan ne alakası var yani. Ama yönetmenin eğer doğru filmler yapıyorsa küçük küçük prologlara dönüşür aslında bir sonraki filmler için. Burada aslında bir prolog görüyoruz yani. Asiye'nin dolaylı olarak aşağılandığı, o küçük kızla ilgilenmesi
aynı başrol karakter Kurotlar'da bir yandan genç biriyle ilgileniyorken diğer yandan da o Merve Dizdar'ın oynadığı karakter Nuray onu babasına benzetiyor. Babasına benzettiği için çarpıyor onu zaten. Bir kardeş alacak yanına. O da Kenan olacak. Kenan da onu sıkıştıracak. Burada Asiye'nin kardeşin yanına alıp epey önce ölmüş olan birinin üstüne zıplamasına neden olması da aslında aynı eğilimden kaynaklanıyor. Yani geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi bu hayvanlara olan eziyetin kaynağı aslında insanların babasına olan öfkesi olduğundan bahsetmiştik. Burada Aynen. o öfkeyi öğretmen tetikliyor. Ama kaplumbağanın ters dönmesine ve işte ne bileyim diğer hayvanlara eziyetle sonuçlanıyor. İnsanların aralarındaki ilişki veya babalarına yükledikleri anlamlar. Kış Uykusu'nda Aydın karakteri de mesela öyle bir dengenin içine şöyle düşüyor. Yani Nihal'le böyle gelgitli bir ilişkileri var. Ondan sonra bir mektup aldığını söylüyor. Onu öven, hani muhtemelen şey Nihal'le yarıştıracağı bir karakter yaratıyor orada aslında garip köy üzerinden. Orada da aynı şeyi tetikliyor bir otorite olarak. Yani Nihal'in de zaten daha çok öfkelenmesine sebep olan bir harekete dönüşüyor. Evet, yani böyle bir şey. Bilemiyorum. Yani kızcağız iyi niyetli, temiz, akıllı bir kıza benziyor. İdealist, girişken, gözü pek olduğu belli. Sanki biraz yardım hak ediyor gibi. Ne dersiniz? Nihal? Valla doğrusu bana pek şey gelmedi. Yine aile eğilim var. Genç bir kız olması. Hı. Nihal onu görüyor. Öyle mi öyle? Az önce Kurotlar'da örnek verdik ya. Muhtemelen oradaki entrikayı Nuray biliyor. Çünkü Kenan'la muhabbet ediyor. Kenan ona ya bizim başımızda bir de böyle bir şey var Hı. demiş olma olasılığı çok yüksek. Tabii. Yani bir anlamda o herkes birbirini görüyor. Herkes birbirini fazladan görüyor zaten. O dördüncü duvar meselesini de ortaya koyduğu için dediğin gibi Kış Uykusu'nda Garip Köy mektubuna yöneldikten sonra Nihal'in onu bir anlamda çarpması, eşik Hı-hı. yükselmesi. O Tabii. arkadaşını odaya çağırıyor ya. Benim kalkmam lazım. Musavi Bey, ayrılmadan evvel bir dakikalığına bana uğrayabilir misiniz? Tabii, olur, uğrar. O zaman size veda etmiyorum. Görüşmek üzere. Nihal'e gitmemin sebeplerinden biri de şu. Asiye rüyasında İsmail'i görüyor ya. O aşağılanma olayının yaşandıktan hemen sonra sınıfa İsmail giriyor. Daha özgüveni yüksek biri gibi giriyor yani. Hani daha mücadeleci vesaire bir karakter. O ittifak yapacağı kişi mesela İsmail pekala olabilir Asiye için. Nihal de zaten İsmail karakterine doğru yöneliyor ya. Orayla da bir benzerlik var gibi. İsmail zaten iki defa daha karşımıza çıkacak. Biri üç maymun, birisi kış uykusu. Hı. İsmail aslında bir anlamda bir oğul. Buradaki İsmail de henüz tamamlanmamış hikayede. Belki de olayların katalizörü olacak. Çünkü henüz bu olay tamamlamıyla bir yere devrilmedi. İsmail bir çocuk olarak üç maymunda var. Evet. Servet konusunu tetikliyor. Ona vesile oluyor. Entrikanın açığa çıkmasına neden oluyor. Aslında kış uykusunda İsmail'in o parayı ateşe atması bir başka İsmail, Nihal için Aydın'dan tamamen vazgeçmesinin neden oluyor. Yani Diyorsun. evet, çünkü oğlun babadan bu kadar çok muzdarip olması annenin bir anlamda babadan vazgeçmesine vesile oluyor. Ki Ahlat Ağacı'nda bunun bir sonucu yok mesela. O kadar çok uğraşıyor oğul babayla. Ama annenin üç maymundaki gibi bir tercihi yok veya gösterilmiyor. Hep bu bizim işe yaramaz borç yapacak değil de canım. Bir kere de biz yapalım yani ne olacak? Hem bizimkisi hiç değilse hayırlı bir iş için yani sonuçta. Öyle deme. Ne demeyeyim? İşe yaramaz mı? Benim bildiğim bir işe yaramayana işe yaramaz denir yani. Ne diyeyim başka? Yoksa bir işe yaradı da benim mi haberim olmadı? Bu kadar da kurtardığına şükretsin. Böyle bir Geceleyen sinemasındaki İsmail'ler olayların gidişatını belirliyor. Bir oğul olarak. İsmail bir entrikaya neden olacak. Yani onu Hacer'le baş başa bıraktı. Daha sonra babası onun hesabını soracak. Mesela nasıl Ahlat Ağacı'ndaki babanın o evden çıkmasına vesile oldu. Belki de baba çok sinirli yani. O kadar Olabilir. itibarsızlaştıktan sonra belki annenin başka tercihleri oldu. Üç maymunda olduğu gibi. O sondaki kendini astına dair illüzyon. Yani o bence babasının rüyası.
Çocuk kendini fazla suçlu hissettiği için kendi canına kıymasın. Düşük gördüğünde sağ tarafında Sinan var babanın, sol tarafında koyunlar var. Yani belki Sinan'la belki koyunlarla o işi çözecek. Üç maymunda nitekim İsmail'in neden olduğu entrika kahvede yatıp kalkan bir kişinin üstüne patlıyor. Yani evet, adı da İsmail Bayram mı? Ya yani Bayram. İsmail şey gibi konuştuk ya biz, işte böyle bir alternatif olayların akışını değiştiriyor falan filan. Olayların akışını değiştirdikten sonra kendisi de bir kurbana dönüşebilir. Normal klasik hikayede olduğu gibi yani. Now I know that you fear God. Since you have not withheld your son, your only son, from me. What happened? He has spared you. The Lord has spared you. A substitute. Üç maymunda öldürülen bir kardeş var. Onu sanki İsmail öldürmüş gibi. Yani bu olayın üstü kapatılıyor ya. Yani ne zaman ki onlar da bir kaybı yaşıyorlar. Hacer üzerinden her şeylerini kaybediyorlar. O zaman yavaş yavaş o kurbana dönüştürdükleri karakterler de biraz biraz akıllarına geliyor. Aynen kasabada da üstü kapatılan bir ölmüş bir çocuğun hikayesi var. Ve ölen kardeş konusu açılıyor. Ondan sonra onun üstünü hemen kapatıyorlar. Bunu konuşmaya niyetli değiller. Çünkü bu konuşulursa hepsinde bir suç olduğu açığa çıkacak. Ne abindi o? Bu tarlalarda, bayırlarda iki kardeş beraber oynadınız. Aynı sokaklarda güldünüz onunla, eğlendiniz. Ama gel gelelim, bir Allah'ın günü bile onun hakkında iyi bir laf ettiğini duymadım. İnsanın içinde birazcık merhamet ya da şefkat olur. Nasıl bu kadar uzak, alaycı ve vurdum duymaz olabiliyorsun? Saffet oğlum, neden siz hepiniz zeytinyağı gibi bu kadar gönül rahatlığıyla kendinizi sıyırıp çıkarıyorsunuz işin içinden? Nasıl olsa ben varım diye mi? Olur mu hiç öyle şey Saffet? Oğlum Saffet, nereden çıkarıyorsun bütün bunları? Bu ateş başında konuşulan sahnede baba var. Amerika'ya gitmiş, bir şekilde geri dönmüş. Bir de üstüne bir İskender hikayesi anlatılıyor. Gidip belli alanları fetheden, çok böyle büyük başarıları olan Büyük İskender rol model haline gelmiş. Büyük İskender'i anlatıyor ama eski hikayesine, kasabaya dönen karakterler. Çocuklar için bir beğeni hikayesine dönüşüyor. O yüzden bir döngü sürekli tekrar ediyor galiba. Çünkü filmin sonunda da abla şey soruyor. Yani Hindistan nerede diyor. Geriye Büyük İskender hikayesi kalıyor yani. Büyük İskender'in hikayesi de böyle. Üç aşağı beş yukarı babasıyla aynı hikayenin içerisinde düşmüş. Ama metrekare açısından daha fazla yeri fethetmiş bir lider. Ama başka bir gözle baktığın zaman babasından daha öteye gidememiş bir karakter. İkili ilişkileri, yaşadığı şeyler özellikle konuşulması gereken bir karakter. Burada da o vasatlığı farkına varmamış birisi. Düştüğü konum itibariyle. Burada olduğu gibi kış uykusunda yani. Bir vasat bir durumu var. O vasat durumun farkına varmaması. Babasıyla üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yapması. Sadece aracılar olarak avukatları kullanması. Babası elden kiraya alıyordu. O avukatlarıyla kiraya alıyor yani. Arttırdığı şeyi bu. Babasıyla aynı hikayenin içerisine düştüğünde o hal ve hareketleri, yaptığı tercihlerin hepsi, babasına benzer olan tercihler hepsi savunma amaçlı oluyor. Yani daha ileriye gitmek için değil, savunmak için yaptığı şeyler. Kendisinin bir savunma yaptığının farkında deli karakter. O savunma aydında da karikatürize ediliyor yani. Ablanın vasıtasıyla bir kaplumbağayı ters çeviren çocuk vardı. Şimdi burada da peri bacalarında bir evi olan, yani doğal bir kaplumbağa evi gibi yuvarlak zaten. O evin üzerinde ablanın da rızasını alarak onları orada yaşamını sürdürmesini zorlaştıracak eylemlerde bulunuyor. Dolaylı eylemler burada ama avukatlar aracıyla diyor. Küçükken onu kendisi yapıyordu kaplumbağanın üzerine çıkarak. Burada da abla kardeş bir anlamda o kaplumbağa ile özdeşleştirecek. O evin üzerinde böyle bir tahakkümleri var. Kaplumbağayı rahatsız etme sahnesi üzerinden şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Mesela o rüya görüyor ya annesini kaybettiğini, yani kaplumbağa gibi kaybettiğini. Burada da aslında o rüyanın tehlikesi açığa çıkıyor. Yani burada
Aydın'ın Necla ile beraber bir şekilde o eve yaptıkları o şiddet aslında İsmail'e öyle bir koz veriyor. Aydın'ı içten içe suçluyor ve aslında bir nevi İsmail'e gidip o parayı vermek, Aydın'ı cezalandırmak gibi bir şeye dönüşüyor. İşte Nihal ondan vazgeçebilir. Kaybedeceği anne o Nihal'e dönüşüyor. Özellikle Necla açısından söyleyelim. Nihal'i hep bir kiracı olduğunu hissettirmesi, onu kirletmeye çalışması. Orası çok dikkatle bakılması gereken bir sahne. Bir şeye çok benzetiyorum onu. Kıskanma filmindeki ablaya. O genç, güzel olan kişinin gidip o köyde bir entrikanın içine girmesini istemesi ve göz yumması. Beni abinize fitnelediğiniz geceye kadar niçin her şeye göz yumdunuz? Nusret'le münasebetimizi anlamamış mıydınız sanki? Ben hiçbir şeye göz yummadım. Göz yumdunuz. Hatta göz yummakla kalmadınız. Kolaylıklar gösterdiniz. Yardımlarda bulundunuz. Birademinizin namusunu kurtarmak için bana tek bir nasihatte bulunduğunuzu iddia edebilir misiniz? Siz dinleyecek halde miydiniz ki? Oğlanı görür görmez ağzını hayranlıktan ve iştahtan bir karış açılmıştı. Allah vermesin, gözünüz dönmüştü. Yapma abla. Kaç kere itiraf etmeye, her şeyi anlatmaya çalıştığıma kendiniz şahitsiniz. Belki ama itiraf edilecek şahsı yanlış seçtiğinizi unutmayın. Şu halde bunlardan bütün bu olanları tasavvuf ederek şuurunuzda göz yumduğunuz anlaşılıyor. Zaten yüzünüzde de pişmanlıktan zerre kadar eser yok. Evet yok. Sizler gibi olmayan bir şey varmış gibi gösterecek kadar alçalmadım henüz. Bu kadar acımasız olamazsın abla. Ne kadar pişman olduğumu, nasıl üzüldüğümü görmüyor musunuz? Şaştım, ürktüm ve anlamakta güçlük çekiyorum. İnsan dediğimiz mahlukatın bu kadar muğlak, bu kadar karanlık olması beni fena korkuttu. Böyle bir durumdayken kimse yol göstermeyip üstüne tuzaklar kurulurken ne yapabilirdim? Ama ithamlarınızı kabul ediyorum. İşlediğim ve işlemekte olduğum bütün günahlar boynumun borcu olsun. Önce siz söyleyin ama. Yalvarırım anlamama yardım edin. İnsan kendi öz ağabeyinin ve kardeşi yerindeki yoldaşının, Allah'ın sevgili kullarının, hatta ve hatta bizzat kendinin mahvına sebep olacak bir trajediye neden ve hangi ülke uğruna göz yumar bilmek istiyorum. Seneler var sizi tanıyorum. Ne bir Allah'ın kuluna, ne bir mahlukata en ufak bir zararınızı görmedim. Kimselerden buna dair bir şey işitmedim. Hal böyleyken hala gözlerinizden fışkıran bu kinin, bu acımasızlığın sebebi nedir? Allah rızası için söyleyin abla, ne olur, ben size ne yaptım? Sen bana ne yapabilirsin ki? Ama bu soruyu kendin için soruyorsan, vaktiyle tek dursaydın, evini barkına şımarık bir oğlan uğruna yıkmasaydın. O sessiz kalarak o eylemi gerçekleştiriyorken burada Necla asla kabul edemeyeceği gerçeklikleri kendi fikriymiş gibi sunuyor. Keşke sabretseydim ben falan diyor. O da diyor ki niye sabredeceksin diyor. Sen haklısın falan filan diyor. Gaza geliyor. Nihal'i bomba gibi patlamaya hazır hale getiriyor. Ta başında Necdet'in bana yaptığı bütün o kötülüklere karşı kayıtsız dursaydım. Boyun eğseydim. Boşanmasaydım mesela. Bir anlamda onun kendi kötülüğüyle yüzleşmesini sağlayabilseydim. Ne bileyim. Yani daha farklı davransaydım ne olurdu diye düşünüyorum yani. Yani yaptığı kötülüklere karşı koymasaydın, onun bir gün kendi kendine utanacağını mı zannediyorsun? Evet. Evet. Tam olarak böyle düşünüyorum. İyi ifade ettin. Saçma gibi göründüğünü biliyorum ama değil ya, inan ki değil. Vallahi kusura bakma Necla'cığım ama ben o kadar emin değilim. İnsanlar belli bir yaştan sonra o kadar da değişmiyor bence. Aksine yani kötü huyları falan da iyice belirginleşiyor. Sana yapılan kötülüğe karşı susmak, ne bileyim yani hiçbir şey yapmadan durmak, karşındakinin kendini daha da haklı hissetmesinden başka hiçbir şey yok. Yok ama bazen aklımdan ne geçiyor biliyor musun? Gidip ondan af dilemek. Kimden? Necdet'ten. Evet. Ama suçlu olan sen değilsin ki. Olsun. Olsun zaten esas güzel olan o. Nihal'i hücuma yöneltiyorken Aydın'ı da böyle hücum sonrası savunma direktifleri veriyor işte. Kötülük olacak ona karşı kendini savunma. Bir anlamda olayın gidişatını belirliyor. Aynı kasabadaki annenin evliyken ben babanın üzerinden bir iki arazi toprak alayım. Yaşlı kocası terk edecekmiş gibi onu. Adam da tabii nasıl bir mevzu döndüğünden haberdar değil. Kötülüğe karşı koymamak. Evet. Sence bu söz ne anlama geliyor? Yani
Bir gün hırsızlar senin üstüne çullanıp seni soymaya kalkıyor. Sen de karşı koymuyorsun, bu işte. Hayır, örnek vermeni değil, mantıksal bir açıklama getirmeni istiyorum. Bunun mantığı var mı ki mantıksal bir açıklama istiyorsun? Mantıksal açıklama, kötülüğe karşı koymamak. Kötülüğe karşı koymamak. Ahlak çerçevesinde kötülük diye adlandırılan olaylara kayıtsız kalmaktır. Oldu mu? Bu mu? Nevla'nın hesapladığı şeyi ters tepiyor. Yani Aydın'a diyor ki sen bir şöyle çözül, ne değerliyse ondan bir vazgeç. Kendini savunma diyor. Hı. O da her şeyini kaybetmeye başlıyor. Bu sefer o düşüş daha sert oluyor. Bu sefer dönüp tamamen saplanıyor. Yani bir anlamda son sahne için söylüyorum. Yani bir nevi burada zaten istasyona gitmesi, Tolstoy'un o meşhur bir istasyona duraklaması, orada gördüğü ölü köpek muhtemelen Tolstoy. Ondan sonra ok gibi dönüyor. O dönüşü iklimlerdeki o meşhur ben değiştim zaten dönüşüyle aynı dönüş olsa gerek. Bu sefer orada kalmak daha ciddi bir sorun haline gelebilir. Tabii kaldıkça saygınlığını yitirme tehlikesi var. Yani sen bir şey yapacağım diyorsun atıyorum. O olmuyor. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsünü artık zaten inanırlığın da saygınlığın da yitiyor. Ahlat Ağacı'nda da en çok konuşulan mesele buydu. Eskiden çok saygın biriydi. Şimdiki haline bir bak. Yani oraya devriliyor karakter belki de. Şimdi ise Ekrem'le Mekrem'le geziyormuş. Düştüğü hale bak. Hangi Ekrem? Bir arkadaşım vardı ya hani sanayiden. Ha, şu koca kafalı Ekrem mi diyorsun? Şşş. Vay öküz vay. Babası yaşında adamla neyin arkadaş demiş gibi ya. Şeye bak, akşam akşam. Ne arayan kaldı ne soran şimdi. İnsan saygınlığını böyle harcar mı? Kültür belgesi bile almış bir zamanlar ha. Tabii canım. Önceden böyle değildi ki. Hevesleri vardı, deli gibi çalışırdı. Şimdi bakıyorsun eski halinden zırnık kalmamış. Sonunu bilmediğim bir yoldayım. Yürüyorum. Sonmuş, yürüyormuş. Sanki Tolstoy. Sen nerede o cesaretle yürüyüp gidecek? Öyle deme canım. Kaçıp gitti ya bir kere. Kaçıp gitti de ne oldu? Tıpış tıpış geri gelmedi mi iki gün sonra? Bu şekilde bitirmiş olalım. Herkesi de izlediği için teşekkür ederiz.